Dünyanın gündemi şu anda Gazze'de bombalanan hastane. 500'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı bir açıklamada ise sayı tam netleştiremiyoruz demişti. Çünkü bombardımanda orada bulunan kadın, çocuk, yaşlı, sağlık çalışanı herkesin cesetleri parçalanmış durumda. İsrail ordusu Gazze'deki hastane katliamına dair yaptığı açıklamada İslami Cihad'ı sorumlu tuttu. Açıklamada istihbarat hastane saldırısının sorumlusunun İslami Cihat olduğunu gösteriyor. Vurduğu sırada hastanenin yakınında İsrail yönelik yaylım ateşi yayılmakta iddiasında bulundu. Hamas saldırıyı katliam ve soykırım olarak nitelendirdi. Hastanede kadınların ve çocukların bulunduğunu açıkladı. Hamas açıklamasında bu bir soykırımdır. Yüzlerce hasta, yaralı, kadın, çocuk can verdi ifadelerini kullandı. Üst düzey bir Hamas yetkilisi İsrail'in bombalamayı durdurması halinde Hamas'ın bir saat içinde tüm sivil rehineleri bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Ulusal Güvenlik Bakanı ve aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri saldırıyla ilgili tweet paylaşımı yaptı. Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey 1 gram insani yardım değil, hava kuvvetlerinden gelen yüzlerce patlayıcıdır dedi. Patlama ilişkin İsrail kanadından birbirinden farklı çok sayıda açıklama yapıldı. Aslında bu açıklamalarda katliamın onlardan geldiğini gösteren nitelikteydi. İlk olarak İsrail Dijital Sözcüsü Naftali, ordu Hamas'ın üstlendiği hastaneyi vurdu dedi. Sonra silerek İsrail'e atılan başarısız bir roket iddiasında bulundu. İsrail ordusu hastanenin roketlerle vurulduğunu kanıtladığı iddiasıyla video yayınladı. Eski olduğu ortaya çıkınca tweet'i yeniden düzenleyip videoyu sildiler. Evet, şimdi o görüntüler ekranlara gelecek. Hastanede neler yaşandığına ilişkin. Evet, ilk hastanenin vurulma anını şu anda görüyoruz. Bundan sonrası ise gerçekten içler acısı, insanlık onuruna aykırı, savaş onuruna aykırı görüntüler ortaya çıkıyor. Binlerce insanın bulunduğu, tedavi gördüğü hastane bu şekilde bu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ilk yaptığı açıklamada 500'e yakın kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Daha sonrasındaki açıklamada tam sayıya ulaşamıyoruz dedi. Çünkü görmüş olduğunuz gibi onlarca insan, binlerce insanın cesetleri parçalanmış halde o noktalarda duruyor. İsrail daha önceki açıklamalarında bu hastanelerin boşaltılmasını söylemişti. Dün de BBC'de, İngiliz medyasında BBC'de yer alan bir haber vardı. Hamas hastanelerin ve devlet kurumlarının altlarını tünel olarak kullanıyor, buraları üs olarak kullanıyor şeklinde bir haberle bu noktaları tam anlamıyla bir hedef haline getirmişti. Ve işte görüyorsunuz çocuklar, sağlık emekçileri, kadınlar, yaşlılar, gençler herkes bu noktalarda tedavi görüyordu. Buralarda sığınıyordu ve İsrail tarafından gelen bir bombardıma sonucu da işte ortaya bu görüntüler çıktı. Dediğim gibi İsrail kanadından yapılan açıklamalarda birbirinden çelişkili birçok açıklama yapıldı. İsrail devlet hesabından El Cezire yayın görüntüsü delil olarak gösterilerek hastaneyi İslami Cihat vurdu paylaşımı yapıldı. Fakat katliam 19.50'de yapılmıştı. Görüntüler ise 18.59 olarak görünüyordu. Yani eski görüntüler o ana aitmiş gibi ortaya atıldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir saldırının ardından Hamas rehineleri bırakmadıkça Gazze'ye gidecek tek şey insani yardım değil, İsrail'den gelen yüzlerce ton patlayıcı paylaşımı yaptı. Bu da bir nevi aslında katliamın kabulü niteliğinde bir paylaşım. İsrail önce biz yapmadık dedi, sonra Hamas'ı, sonra da İslami Cihat'ı hedef gösterdi. Panik halinde ard arda açıklamalar yaptılar. Oysa Gazze Sağlık Bakanlığı çoktan açıklamasını yapmıştı. İsrail ordusu saldırı öncesinde hastane yönetimine binayı boşaltmaları uyarısında bulunmuştu. Buradaki sağlık emekçileri de orayı boşaltmayacaklarını, yüzlerce hasta olduğunu belirtmişti ve ortaya çıkan manzara 500'den fazla insanın hayatını kaybetmesi oldu. Bir insanlık suçu oldu.